Son zamanlarda da FBM satıcı sayısı Amazon'da gitgide arttı. Çünkü Amazon FBA fiillerini ciddi anlamda arttırdı. Hatta sizin satış fiyatınızdan yarısını kesmeye başladı. %40, %45, %50 gibi oranlara çıktı bu oran. Bu da çok fazla. Herkese merhabalar, ben Murat. Amazon'a başlamadan önce bilmemiz ve farkında olmamız gereken birçok konular mevcut. Bu videoda sizlere bu konulardan bahsedeceğim. Birinci madde, hangi iş modelini yapmak istiyorsunuz? Bildiğiniz gibi Amazon'da birçok iş modeli mevcut. FBA, Private Label, Private Label'ın kendi içinde de ihracat ve transit ihracat olan kanatları, online arbitraj, retail arbitraj, FBM, dropshipping gibi birçok yapabileceğiniz iş modelleri mevcut. Bizim burada yapmamız gereken bütün iş modellerini araştırıp bize uygun olan hangisinin olduğuna karar vermek. Bunu yapmamız için de birçok internette video mevcut. Buralardan yararlanabiliriz. Örnek veriyorum, FBA'in ve FBM'in kendi içinde birçok ayrıştığı durumlar mevcut. Yani en basitinden, şimdi FBA'de siz Amazon'a belli bir fulfillment fees ödersiniz. Ama Amazon sizi daha çok ön plana çıkarır. Fakat FBM'de kargolama olayını, yani fulfillment olayını siz yaparsınız. Fakat Amazon sizi biraz daha geri planda tutar. Son zamanlarda da FBM satıcı sayısı Amazon'da gitgide arttı. Çünkü Amazon FBA fiillerini ciddi anlamda arttırdı. Hatta sizin satış fiyatınızdan yarısını kesmeye başladı. %40, %45, %50 gibi oranlara çıktı bu oran. Bu da çok fazla. Büyük satıcılar, marka olan mağazalar, yani kendini ispatlamış kişiler daha doğrusu, artık yavaş yavaş FBM modeline kaymaya başladı. Çünkü Amazon çok fazla fee alıyor. Onun haricinde bir de arbitraj ve FBA modellerini karşılaştıralım. Şimdi FBA'de kendi listenizi kendiniz hazırlıyorsunuz. Malınızı, satacağınız ürünü kendiniz dizayn edip kendiniz onu markalaştırıyorsunuz. Bunun için siz uğraşıyorsunuz. Ürününüzü belli bir sayfaya çıkarmaya çalışıyorsunuz vesaire vesaire. Fakat arbitrajda böyle bir durum söz konusu değil. Kendiniz liste yapmıyorsunuz. Başkasının listesine giriyorsunuz hali hazırda var olan ve ürünü direkt alıyorsunuz. Ürün geliştirme gibi bir kaygı mevcut değil. Fakat FBA'de ürünün fiyatını siz belirliyorsunuz. Yani ürüne ne kadar çok özellik katarsanız fiyatı o kadar çok yükseltebilirsiniz, düşürebilirsiniz. İstediğiniz durumda, istediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz. Fakat arbitrajda maalesef böyle bir durum olmuyor. Çünkü fiyat neyse ya da diğer satıcıların fiyatları neyse ona göre bir fiyat belirlemek zorundasınız ve buy box için mücadele edersiniz. Fakat FBA'de böyle bir durum söz konusu değil. Dediğimiz gibi birçok avantajı var, dezavantajları var. Bunları iyice araştırıp daha sonra da bize en uygun iş modeli hangisi ise ona göre bir aksiyon almalıyız. İkinci maddeye geçmemiz gerekirse, ikinci maddemiz gaza gelmeyin, Amazon'a güvenmeyin. Bildiğiniz gibi internette birçok video dolaşıyor. 9-5 işimden ayrıldım. Amazon bana güzel kapılar açtı. Amazon hayatımı kurtardı. Tabii ki de Amazon'un böyle bir imkan sunuyor size. Hayatınızı değiştirebilirsiniz, kurtarabilirsiniz. Çok güzel mevlalar, paralar kazanabilirsiniz. Fakat bu uzun süreçli bir yol. Yani Amazon aslında bir nevi maraton. Çok uzun sürede gerçekleşiyor bu olay. Yani 4-5 ayda, hatta 1 yılda bile bunun gerçekleşmesi zor. Tabii bu sizin iş performansınıza, bu işlerden ne kadar anladığınıza, araştırmanıza, çalışmanıza, daha önceki e-ticaret hakkında veya ticaret hakkında bilgi birikiminize bağlı bir durum. Birçok etmeni var yani. Bu yüzden Amazon evet size güzel bir çıkış kapısı oluşturacaktır ama hali hazırdaki işinizi de asla gaza gelip bırakmayın. Biraz kazandıktan sonra, örneğin işte 10 bin, 15 bin dolarları gördükten sonra Amazon'da güvenip sakın işinizden çıkmayın. Hali hazırdaki işinizi koruyun. Artık Amazon'da belli bir yere geldikten sonra, yani ürününüzü güzel bir yere getirip düzenli güzel mevlalar kazandıktan sonra, ürün portföyünüzü genişlettikten sonra işinizi bırakmayı düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten Amazon'a güvenmeyin. Örnek veriyorum. Siz Ali Baba'dan bir ürün alırsınız, elektronik bir ürün alırsınız. Sonuçta elektronik bir alet bozulabilir. Yani hani çok uç örnek veriyorum ama hani patlayabilir, elektrik kaçağı vardır veya evde, bunun yüzünden de sizin elinizde hiç olmayan sebeplerden dolayı bir arıza çıkartabilir ve özellikle bu da müşterinizin sağlığını etkileyecek, sağlığını bozacak bir sonuç yaratırsa, bu size çok büyük sonuçlar açabilir. Mahkemeye de gidebilirsiniz.
paranızdan da olursunuz, hesabınızdan da olursunuz, başınıza hiç istenmedik durumlar gelebilir. Tabii ki dediğim gibi bunlar uç örnekler ama her zaman ihtimaller var. Bu sebeple Amazon'da satış yaparken her zaman bir B planınız olsun. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Amazon sizin her zaman B planınız olsun. Üçüncü madde ise teknik detaylara her zaman önem verin. Teknik detaylardan kastımız ne? Teknik detaylar kelimeler oluyor genellikle. Yani siz Amazon'daki her kelimeyi nasıl kullanacağınızı mutlaka iyi bilmeniz gerekir. O kelimenin endekslenmesi ne durumda? Siz o kelimeyi kullandığınızda rakiplerinizin arama hacmi o kelimede ne durumda? Reklam verdiğinizde o kelimede nerelere geleceksiniz? Sayfanın kaçıncı sırasında olacaksınız? Vesaire vesaire. Bunlar teknik detaylar. Bu yüzden teknik detaylara çok önem verin, araştırın. Hani tamam, çok sıkıcıdır gerçekten. Ama işin can alıcı noktası da budur. Yani siz teknik detayları daha iyi bilirseniz, daha nerd olursanız tabiri caizse, Amazon'da başarıyı sağlayacaksınız. Amazon'da başarıyı getiren şey her zaman teknik detaydır. Dördüncü madde, markanızın ismine dikkat edin. Eğer Amerika'da satış yapacaksanız, daha önceden sizin alacağınız isim başkası kullanmış oluyor. Onun trademarkı olmuş oluyor. Şimdi siz eğer buna dikkat etmezseniz, hali hazırda var olan bir ismi kullanıp kendi markanızı yaratıp o markanın ürünlerini satarsanız ve büyürseniz ileride başınıza sorunlar açabilir. Nasıl sorunlar açabilir? Şöyle örnek verelim. Siz bir ürün aldınız, Amazon'da satmaya başladınız. Ürünü büyüttünüz. Çok fazla sermaye harcadınız, zaman harcadınız ve ürünü belli bir yere getirdiniz. Fakat daha sonra ürünü trademark almaya karar verdiniz. Çünkü ürününüzü korumanız gerek. Hijacker gelebilir, başka durumlarla karşılaşabilirsiniz. Fakat dediğimiz gibi o markanın trademarkını almış birisi isim hakkını da almış olur ve siz o markadan trademark veya patent vesaire alamazsınız. Beşinci madde ise ürünlerinizi genellikle gemiyle göndermeye çalışın. Pandemiden sonra uçak kargo fiyatları neredeyse iki katına geldi. Çok fazla artış gösterdi ve artık karınızı eritmeye başladı. Kar bırakmamaya başladı uçak fiyatlarıyla gönderdiğinizde ürünleriniz. Bu yüzden gemi opsiyonunu her zaman değerlendirin. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin 500 gramlık bir ürün aldınız. 100 adet ürettiriyorsunuz. Toplamda 50 kilo olmuş oluyor. Siz bu 50 kiloyu gemiyle gönderirseniz kilo başına 3 dolar ödüyorsunuz. Yani toplamda size 150 dolara mal oluyor. Fakat gemiyle göndereceğinizde 8 dolara mal oluyor kilo başı. Yani 50 çarpı 8'den de 400 ediyor. Biri 400 dolar, birisi 150 dolar. Tabii bu 500 gramdaydı. Eğer ürün 1 kilo olursa ağırlığı 2 katına arttığı gibi fiyatı da 2 katına artacak. Bu miktarda da geçerli. Siz 100 ürün göndermiyorsunuz, 200 ürün gönderiyorsunuz diyelim. Yani miktar 2 katına çıktı. Fiyatı da doğal olarak 2 katına çıkacak. Yani aradaki fark da daha çok açılacak. Bu yüzden gemi opsiyonunu her zaman değerlendirin ve ürünü göndermeden önce mutlaka kargo fiyatını da net bir şekilde öğrenin. Bunun için hesaplama yapılan birçok site var. Bu sitelerden kargo maliyetini hesaplayabilirsiniz. Altıncı madde ise fotoğraf seçiminize çok dikkat edin. Forumlarda son zamanlarda sık sık şu paylaşımları görüyorum. Listem başkasının fotoğraflarını kullandığım için kapatıldı ya da bana dava açılacağını söylendi. Listemi Amazon otomatik kapattı gibi gibi birçok fotoğraflarla ilgili sorun yaşayan kişileri görüyorsunuz. Burada aslında bize önemli bir işaret veriliyor. Nasıl bir işaret bu? Şöyle, siz başkasının fotoğrafını olabildiğince kullanmayın. Başkasının fotoğrafını kullanacaksanız da üzerinde sağlam bir çalışma yapın. Yani ürünün fotoğrafını diğer satıcıdan aldığınız çok belli olmasın. Hele bir de fotoğrafınız telifli bir fotoğrafsa, siz bunu listenizde kullandıysanız para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden fotoğraf seçimine de mutlaka dikkat edin. Yedinci ve son madde ise kendinize bir vizyon belirleyin. Bu işi uzun dönemli düşünün. Kendinize bir hedef belirleyin ve hedeflerinizi bir plan doğrultusunda ilerletin. Bu hedeflere ulaşmaya çalışın ve ne yapmak istediğinizi bilerek ilerleyin. Yani hadi ben Amazon'a gireyim, Amazon'da para kazanılıyormuş. İnternette bir sürü yazı görüyorum. Amazon'dan bu kadar dolar kazandım, şu kadar para kazandım, bu kadar ciro yaptım. Ama bu şekilde mutlaka ilerlemeyin. Başlarken bir hedefiniz olsun. Yapmak istediğiniz bir satış rakamı olsun, ürün adedi olsun, markanızı bir yerlere getirmek için bir hedefiniz olsun. Mutlaka hedefli ve planlı başlayın. Çünkü bu yolda ilerlerken karşınıza mutlaka bir sürü engel çıkacak.
Eğer hedefiniz ve planınız olmazsa en ufak bir zorlukta bu işten cayabilirsiniz, vazgeçebilirsiniz, bu iş böyle değilmiş diyebilirsiniz. Bu yüzden hedeflerinize adım adım uzun vadede ve istikrarlı bir şekilde ilerleyin. Amazon kısa mesafeli bir koşu yarışı değildir. Amazon bir maratondur. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer aklınızda sorular varsa aşağıda bıraktığım iletişim linklerinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.